Herkese merhabalar. Ben Nurşen Karayanaz. Yani sizin bildiğiniz bizim kız. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Vallahi sizleri görmeyeli ben her geçen gün diyorum ki benim takipçilerim inşallah iyilerdir, hoşlardır, sağlıkları, sıhhatleri yerindedir diye kendime olduğu kadar sizlere de dua ediyorum. Niçin böyle bir giriş yaptığıma gelince bugün her zamankinin aksine farklı bir konuyla geldim karşınıza. Normalde biliyorsunuz orduluyum. Ordu'nun Kabataş ilçesinin Belen köyünde doğdum, büyüdüm ve bir yaşamın belli bir yerine kadar orada ikametgah kurdum. Ve bir sürü farklı işte çalıştığımı aslında benden daha iyi biliyorsunuz. Bir sürü aktivitelerin içinde bulunduğumu, kitap yazdığımı, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nden mezun olduğumu, yüksek lisansımı tamamladığımı, onun haricinde 4 tane kitap yazdığımı, yerel kanallarda çalıştığımı ve artık Show TV gibi bir kanalda Kuzey Yıldızı'nın oyuncularının şive danışmanı, ağız koçu olduğumu, Ordu yöresine ait kültürünü, konuşmalarına biraz daha yöremizden cümleler kattığımı biliyorsunuz. Artık bunu tekrar tekrar söylememe gerek yok diye düşünüyorum. Şimdi asıl gelmek istediğim konu şu. Her geçen gün kitlemin büyüdüğünün farkındayım. Ki Allah razı olsun, bu konuda sizlere ne kadar dua etsem, teşekkür etsem az. Bugün Ordu merkezde olan evimde sizlere bu sohbeti gerçekleştirmek istedim. Çünkü artık belli başlı şeylerin önüne alamadığımı görmeye başladım. İnsanlar iyi takdir etmekten çok nerede bir eksikliğini görürüz, nerede bir hatası var ya da nereden bir taş atarız da kafasını yararız ya da nereden önüne bir balta koyarız da ayağını keseriz modunda oldukları için bu da hayli benim önüme son zamanlarda çok çıkmaya başladı. İnsanlar bilmiyorum, eskiyi anlatıyorum videolarımda, biliyorsunuz eski bir çocuğun hayat hikayesini canlandırdım mesela. 90'lı yıllarda mavi önlük giyip de bir çocuk nasıl ödev yapar, işte o duyguları nasıl yaşar, aile bağı nasıldır, onu vermeye çalıştım. Onun haricinde Gülfidan diye bir karakter sizlere sundum. Bu karakterinde de yeni gelinlerin aslında İç Anadolu bölgesinde yaşadığı sıkıntıları, evlenir evlenmez hayatına yapılan baskıları, onun haricinde altın takarak işte ben buradayım, bir tek güvencem altınlarım diye övünen kadınlarımızın aslında içten içe ne kadar dertli olduklarını ve ertesi sabah evlenir evlenmez bu altınların borca harca satılması, bu aile arasındaki gerginliklerin artması veya yine aile içi şiddetin aslında mizaha vurularak insanlara yansıtılmasını birebir yaşamasam da o olayı, yaşayan insanların yerine geçerek bunu ifade etmeye çalıştım. Yine aile büyüklerimizden, ninelerimizin, dedelerimizin, hatta onların da büyüklerinin kullanmış olduğu şiveyle birlikte giymiş oldukları kıyafetleri, hatta unutulmuş olan cümleleri, unutulmaya yüz tutan cümleleri tekrar gün yüzüne çıkarak insanlara sunmaya çalışıyorum. Ve bunu da ben istediğim için değil, bunu defalarca söyledim. Hep de söyleyeceğim. Siz ne kadar unutsanız da bunu art niyetliler, kötü niyetliler için söylüyorum. Kendi evimden söylüyorum. Şu an yaşam mücadelesi verdiğim evimden söylüyorum. Arkadaşlar, ben bu evin içine geldiğimde bundan 4 yıl önce bir yatağım, bir çalışma masam, bir de halım vardı. Başka hiçbir şeyim yoktu. Üniversiteden mezun olmuş ve tekrar Ordu'dan, kendi memleketimden iş teklifi almış ve buraya almış olarak buraya döndüm. Hiçbir şeyim olmayarak. Sıfır. Sıfırdan bir başlangıç. İş hayatını bilmiyorum. İnsanlar ne der? Kira derdi nasıl olur? Bir fatura ödeme nasıl yapılır veya bir aile apartmanında nasıl yaşanılır bilmeden. Direkt güzel bir bölümde okudum, güzel işler yaptım okul hayatım boyunca. Ve belki de yaşımdan fazla ile gidip insan biriktirdim. Bunun öncesinde
İlkokul dönemlerimde liseye kadar şöyle söyleyeyim, hep şey derdim. Ben büyüyünce öğretmen olacağım, ben büyüyünce tiyatrocu olacağım. Ama tiyatroculuk değil de öğretmenliği seçtim. Ve bunun haricinde bunu da yapmayı nasip etmedi Allah bana. Ve orduya döndüğümde bir televizyon kanalından teklif almıştım iş olarak. Bir yıl orada çalıştıktan sonra üstüne katlayarak gitmeye devam ettim. Ne zaman minicik de olsa bir hata yaptığımda insanların alaşağı etmeye çalıştığını gördüm. Ne zaman şu yakamın açıklığını insanlar görmüş olsa dediler ki heh işte bu da azıcık şöyle ünlendi, zıvanadan çıktı. Bunun da burnu kalktı. Ne zaman ki videolarım deli gibi izlenmeye başladı. O fındık bahçesinde 2 dakikalık bir videoyla annemin taklidini yaptım. Hiçbir tiyatro eğitimim olmadan, hiçbir destek almadan, hiçbir kimseye sırtımı dayamadan bir işi başardım. O zaman düşmanlarım demeye bile dilim varmıyor ki böyle onların arttığını gördüm. O kadar çok gazeteci, o kadar çok haberci, o kadar çok işverenimiz varken ve benim başarabileceğimi gördükleri halde hep arka planda beni görmeyi yeğlediler. Ama ben pes etmedim. Devam ettim. Ve bu 2 yıl içinde şu an 1 milyona aşacak kadar büyük bir kitleye sahip oldum. Bunu da nasıl başardım? Tabii ki sizlerin yorumları, sizlerin ilgisi, sizlerin paylaşması, sizlerin beni yönlendirmesiyle. Ama belli bir kesim var. O kesimi asla aşamıyorum. Artık aşmakla da uğraşmak istemiyorum. Çünkü bu beni yormaktan, bu beni yermekten, bu beni yorgun yatağa düşürmekten başka hiçbir işe yaramadığını fark ettim. İnsanlar kendilerine hiç aynada bakmadıkları gibi, kendi başarılarını veya başarısızlıklarını hiçbir teraziye koymadıkları gibi yalnızca beni alıyorlar gözlerinin önüne. Ve ben günün sonunda şunu diyorum. Ben diyorum demek ki iyi bir şeyler yapmışım. Demek ki diyorum hem videolarımda hem yazdığım kitaplarda hem de tek başına bir yol mücadelesi vermişim. Ve o yolda taşlana taşlana büyümüşüm diyorum. Her ne kadar çirkin yorumlar yapsanız da, her ne kadar ailene bu işe kattın artık sen de para kazanıyorsun işi ticarete döktün bilmem ne bilmem ne. Azıcık makyaj yaptığımda ki bu benim normal rutin halimde kullandığım tarzımı kameralar önüne, ekran önüne sunduğumda sen de değiştin bizim kız, sen de şımarıyorsun vik vik vik. Ve sonrasında bana deniliyor ki eleştirilere açık olmalısın. Sen benim kadınlığıma kadar dil uzatıyorsan orada benim de sana cevap verme hakkım doğuyor. Bunları da bir kenara koyuyorum. Aileme kadar laflar gidiyor. İşte annen ölünce ne yapacaksın bakalım. İşte o ölünce kimin üstünden prim yapacaksın. Bunu diyecek kadar zavallı mı olduk biz ya? Bunu diyecek kadar kalbimiz mühürlendi mi bizim ya? Tamam beni görmeyin. Benim başarılarımı zaten bile bile göre göre bunları söylüyorsunuz biliyorum. Ve bunu söyledikçe siz bilmem kaç adım arkada kalıyorsunuz. Hala farkında değil misiniz? Yahu ben nereye gittiğimden, nereden geldiğimden bir o kadar eminsem, birazcık sizlerin de özbenliğine bakmanızı davet ediyorum. Benimle bu kadar uğraşacak kadar, benim bu kadar canımı yakmak için uğraşacak zamanınız varsa, bence bunu biraz kendi başarınıza odaklasanız hani. Hani beni engellemeye çalıştıkça, hani yapma bu işi dedikçe, aileninle birlikte soytarı gibi ortalıkta dolaşıyorsun dedikçe, biraz da kendi özbenliğinize baksanız ya hani. Ben yeri gelir babamın ayak tırnağını keserim, yeri gelir onu tıraş ederim, yeri gelir annemi babamı her türlü yanında olurum. Annemin, babamın, kardeşlerimin, ailemin. Bu sadece ailem için de geçerli değil. Tanıdığım herkesin. Ya bir karıncaya bile ben ekmek ufaladığımı biliyorum. Bunlara da öyle marifet olsun diye söylemiyorum. Benim hiç kimseyle bir zorum yok kendimden başka. Benim hiç kimseyle bir yarışım yok kendi hayallerimden, umutlarımdan başka. Sadece size bunu saygı duymanızı söylüyorum ya. Yani yapacağınız başka bir şey yok.
Benim size saygı duyduğum gibi sizin de bana saygı duymanızı istiyorum. Saygı duymuyorsanız da hayatımda olmayı. Ben olun diye kimseyi hayatıma ortasına mıhlamıyorum. Kimseyi zorla tutmuyorum hesaplarımda veya hayatımın ortasında. Bugün eşarp takarım, yarın ortamına göre gerektiği gibi yaşarım. Hepinizin yaşadığı gibi. Hanginiz köydeki çamurlu lastiğiyle düğüne gidiyorsunuz? Hanginiz eliniz ayağınız pis bir şekilde sofraya oturuyorsunuz? Hanginiz? Bunu ben yapınca neden suç oluyor? Veya bunu ben yapınca neden günah keçisi seçiliyorum? İlan ediliyorum. Ve başarılarımı gördüğünüz halde bu kız başarısız, bu kız bilmem ne deyip deyip neden kafama taş vurmakla meşgulsünüz? Elinize ne geçiyor? Bir gün beni yıpratırsınız, iki gün yıpratırsınız ama üçüncü gün ben yine yoluma devam ederim. Ettim de. Bu benim yolum. Ben yolumda anne duası alarak, kardeş baba, aile sevgisiyle çok şükür devam ederim. Siz onlara bile beddua etseniz, onları bile Allah senin başından alsın deseniz bile ben yoluma devam ederim edeceğim de. O yüzden şu ana kadar yaptığım her işimin arkasındayım. Hiçbir zaman şunu da yapmasaydım demedim. Birçok eksiğim oldu belki ama onları bir daha yapmamak için var gücümle mücadele verdim ve hala veriyorum. Gerekirse ömrümün boyuna kadar da vereceğim. Çünkü benim tek bir idealim var şu hayatta. Temiz bir isimle yaşayabilmek. Bunun anlamını bilmeyenler beni zaten anlayamaz. Anlayamadıkları için de hep benim etrafımda gölge gibi dolaşmaya mahkum olacaklar. O yüzden beni sevin demiyorum. Herkes herkesi sevemez, sevmesin de zaten. Herkes herkesi takdir edemez. Herkes herkesi idol bilemez. Herkes herkesin hayatında nokta veya virgül olamaz. Ama saygı duyabilir. Saygı çok önemli bir şey. O saygı, Allah sizin içinize vermediyse saygıyı, zaten sizin bu hayatta yaşamanız da bir mucize. Gerçekten. O yüzden dediğim gibi bundan sonra gerçek hayat hikayeleriyle, evet bugüne kadar hep güldük, yine gülmeye devam edeceğiz. Ben gülersem siz de gülersiniz. Benim hayat felsefem. Ben gülüyorsam videolarıma insanlar da gülüyor diyorum. Benim videolarımın tutma sebebi bu. Her videomun bir öncekinden, bir sonrakinden daha iyi olmasının sebebi bu. Önce ben geliyorum yaptığım işe. Önce ben benimsiyorum. Önce ben inanıyorum. Ben seviyorum. Ben sevdiğim için de sizler de beni sevmiş oluyorsunuz. Bizim evin kızı diye binlerce mesaj geliyor bana. Yurt dışından, Türkiye'den, köyden, ilçeden, kasabadan, her yerden. Maske taktığım halde çarşıda, pazarda beni tanıyorsunuz. Beni geç, annemi bile gördüğünüz yerde yeşil yelekli teyzemiz buradaymış diyorsunuz. Bu benim için bir gurur. Bundan devasa daha büyük bir yücelik, bir onur yok benim için. Ama gel gelelim ki o başta bahsettiğim kötü niyetli olanları değiştirmek gibi bir lüksüm yok. Sayfamda var olsun diye bir çabam da yok. Beni sevin diye bir çabam da yok. Beğenin, takdir edin. Şöyle şurada bir mesken edineyim diye bir idealim yok. Çünkü ben sizin sofranızdan ekmek yemiyorum. Sizin bana aldığınız kıyafetleri giymiyorum. Sizin çatınızın altında oturmuyorum. Bana ben bakıyorum. Siz değil. Ve benim yolumda sadece beni ilgilendirir. Bugüne kadar kimseye minnet etmediğim gibi Allah'tan başka, kusura bakmayın, ne sizin çirkin yorumlarınıza, ne benim onur kırıcı, özel hayatıma kadar müdahale etmiş olduğunuz o sivri dilinize benim hiçbir zaman ihtiyacım olmadı. Olmayacak da. Ne kadar benim yoluma engel olmaya çalışırsanız ben o kadar ileri gideceğim. Siz de o kötülüğünüzde kalmış olacaksınız. O beni canı gönülden destekleyenleri kastetmiyorum tabii. Onlar benim ömrümün en güzel gülleri. Hülasa diyorum ki herkes kendi tabağındaki yemeğine baksın. Ne kadar artık bırakıyor, ne kadar sünnetliyor bir ona baksın.
Ben hayatım boyunca tabağımı sünnetleyerek kalktım sofradan. Artık bırakmadım arkamda. O yüzden Allah'ım da hep bana bol bereket verdi. Çok şükür. Vermeye de devam edecek. Ben inanıyorum. Ve işimi de aşımı da severek kazanıyorum. Severek yapıyorum. Sizlere de onu tavsiye ediyorum ve Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.